Selam mobil oyun severler. Bugün sizler için grafikleriyle, oynanış farklılıklarıyla ön plana çıkan güzel tasarıma sahip 10 tane mobil oyunu bir araya getirdim. Liste aslında daha da uzatılabilir ama siz bu videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Ben sizler için bu videonun yenisini hazırlarım. Yeni bir şeyler arıyorsanız ve gerçekten standart oyunlardan sıkıldıysanız bence bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. İlk oyunumuz The Bonfire 2, güzel tasarıma sahip. İzometrik açıdan oynuyoruz ve grafikleri hepinizin hoşuna gidecektir arkadaşlar. Bu oyunu aynı zamanda Steam üzerinden indirerek bilgisayarınızda da oynamanız mümkün. Ve geçtiğimiz ay, yani Ekim ayında Google Play tarafından en iyi bağımsız oyun seçildi. Bence bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Oyundaki en büyük amacınız kasabanızı geliştirmek. Bu geliştirme unsurunu da oyunun size verdiği belli başlı görevleri yerine getirerek yapıyorsunuz arkadaşlar. Bazen hayvanlar bile köyünüze saldırabilir. Bu tarz tehlikelerden kurtulmak için de dengeli bir köy tasarlamanız gerekiyor. Hepinize tavsiye edebileceğim, benim hayran kaldığım bir oyun. İkinci oyunumuz Gunslinger, aslında Western benzeri bir oyun arkadaşlar. Oyunda jel benzeri kovboylarla ilk olarak ateş etmeye ve rakibinizi düşürmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten bazı silahlar tekleyebiliyor, zamanlama çok önemli. Ve karakterlerimiz jelden yaratıldıkları için de hareket etmeleri birazcık ağır çekime benziyor. Farklı farklı jel tasarımlarını alabilirsiniz. Farklı tasarıma sahip bölümlerde farklı silah türleriyle savaşmanız mümkün. Gerçekten zaman öldürmek için birebir bir oyun. Can sıkıntısına özellikle çok iyi gidiyor. Üçüncü oyunumuz Figment, insan aklının derinliklerine indiğimiz aksiyon macera türünde bir oyun arkadaşlar. İzometrik açıdan oynuyoruz ve tamamen Türkçe dil desteğine sahip olduğu için tüm hikayeyi de güzel bir şekilde anlayabilirsiniz. Hikayenin yanında arka planda çalan müzikler olaya kapılmanıza fazlasıyla yarar sağlıyor. En güzel yanlarından biri de oyun sadece RPG unsurları içermiyor. Aynı zamanda bir puzzle oyunu. Bölümlerde ilerlerken karşınıza basit bulmacalar geliyor ve bunları da çözerek oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz. Bu oyunun demo versiyonunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz ama oyunun tamamını oynamak için 30 lira civarında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Dördüncü oyunumuz Lixio. Oynayabileceğiniz en iyi yapımlar arasına çok rahat girebilecek bir oyun arkadaşlar. Oyun standart bir bulmaca oyunu ama ben oyunun yapısını gerçekten çok seviyorum. Bir ışık kaynağından çıkan ışığı aynalarla gitmek istediği yöne doğru götürüyoruz ve bir sonraki bölüme geçiyoruz. Arka planda çalan müzik oyun esnasında sizi fazlasıyla dinlendiriyor ve gerçekten bulmacalar sandığınız kadar zor değil. Tabii ki ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor ama en azından bulmaca çözerken rahatlama kavramını da anlamış oluyorsunuz. Beşinci oyunumuz Tiny Robot Recharge. Oynayabileceğiniz güzel bulmaca oyunları arasında çok rahat girebilecek bir yapım. Özellikle tasarımı, 3 boyutlu grafikleri ve arka planda çalan müzikleri oyunu güzel bir bağımsız oyun haline getirmiş. Oynarken zorlanmıyorsunuz. En azından ilk etaplardaki dinamik bulmacaları çözmek hoşunuza gidiyor ama sonrasında bazen zor bulmacalar karşınıza gelebiliyor ve özünde bir kaçış oyunu. Labirentlerden kaçmaya çalışıyorsunuz ve tabii ki oyunu bitirdiğinizde de kurtulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz bir oyun, mutlaka deneyin. Altıncı oyunumuz Warplay'in birazcık zorlayıcı bir platform oyunu arkadaşlar. Bu oyun özünde bir simülasyon yapımı. İkinci Dünya Savaşı zamanlarını simüle ediyoruz ve biz de bu oyunda bir savaş pilotuyuz. Eski bir uçak uçuruyoruz ama o uçağı uçurması da çok zor. Oyunun ilk etaplarında size verdiği eğitimleri kesinlikle atlamadan anlamaya çalışın. Çünkü ilerleyen görevlerde baya baya zorlanabiliyorsunuz. Warplay'in benim sevdiğim bir oyun ve galiba bayağı da popüler olmuş. 1 milyonun üzerinde indirme sayısına sahip ve inceleme puanları da oldukça yüksek. Siz hala oynamadıysanız bence bir deneyin. Yedinci oyunumuz Wolf the Good Boy Story. Bu oyun gerçekten etkileyici bir oyun arkadaşlar. İlk baktığınızda çocuk oyunu gibi görebilirsiniz ama kesinlikle öyle düşünmeyin. Her yaş kitlesine hitap edebilecek kadar güzel bir oyun. Ben oynarken çok eğlendim. Tamamen ücretsiz olmasından dolayı mutlaka telefonunuzda olması gereken bir oyun. Özellikle bir çiftlik köpeğinin başından geçen olayları, bir günde çiftlikte neler yaptığını görüyorsunuz. Ama sadece aklınıza çiftlik simülasyonu gelmesin. Bu oyun özünde bulmaca ve platform tarzında bir oyun. Hepinize tavsiye ediyorum. Güzel bir yapım.
8. oyunumuz The Victor. Oyunu oynamaktan daha çok hikayeyi anlatmak üzerine kurulmuş bir yapıya sahip ve gerçekten iyi bir psikolojik deneyim olduğunu size söylemem lazım. Oyunun tasarımları, grafikleri, her şey mükemmel. Oynadığım en iyi oyunlardan biriydi. Sadece çok kısa sürdüğünü söylemem lazım. Kısa süren bir oyun için 20 lira gibi bir ücret birazcık fazla olabilir ama aslında 20 lira bize göre fazla. Adamlarda 1 ya da 2 dolar gibi bir ücrete çıkıyor. Onlar için aslında uygun bir fiyat. Ve üstelik Rusty Lake serisini seviyorsanız aynı seriyi yapan kişiler yaptı bu oyunu da. Bence bakmanızı tavsiye ediyorum. 9. oyunumuz Florence. Zaten bu oyunu birkaç YouTuber'dan daha duymuş olma ihtimaliniz var. Hala oynamadıysanız şiddetle oynamanızı tavsiye ediyorum. Genç bir kadının aşık olma hikayesini, ilk aşkını anlatıyor. Standart aksiyon dolu oyunlardan sıkıldıysanız, farklı bir şeyler arıyorsanız, hikaye sizin için önemliyse Florence'e göz atabilirsiniz. Bu oyun sadece hikaye takip ettiğiniz bir oyun değil, aynı zamanda birlikteliği sağlayacağınız, güzel bulmacalar çözdüğünüz de bir oyun ve gerçekten güzel bir hikaye anlatımı var. Hepinize tavsiye ediyorum, kesinlikle pişman olmazsınız. 10. ve listemizin son oyunu Cookies Must Die. Aksiyonu doruk noktalarına çıkartacak platform shooter türünde bir oyun arkadaşlar. Gerçekten oynadığım en iyi yapımlar arasına girer. İlk etapta biraz oyuna alışmanız zaman alabiliyor ama alıştıktan sonra gerçekten bırakamıyorsunuz. Bitirene kadar oynamaya çalışıyorsunuz. Oyunun hikayesi de oldukça komik ve eğlenceli. Her şey fabrikada çıkan bir hatadan sonra zombi kurabiyelerin dünyaya yayılmasıyla başlıyor. Oldukça ilginç yani, zombi kurabiyeler. Kim düşündü de aklına zombi kurabiyelerden bir düşman yapalım dedi bilmiyorum ama bence başarılı olmuş. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Unutmadan eklemem gerekiyor. Bu videodaki seslerin hepsini Monster Pusat USB Broadcast mikrofonla kaydettim. USB bir mikrofon almak istiyorsanız alabileceğiniz en iyi fiyat performans ürünlerinden biri. Üstelik üzerinde 3.5 mm jack girişi bulunuyor. Kulaklığınızı takabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda mikrofonu susturma tuşu da var. Bir tıkla açıp bir tıkla kapatabilirsiniz. Twitch'te istemediğiniz gürültülerin karşı tarafa gitmesini istemiyorsanız bence kullanabileceğiniz en uygun fiyatlı USB mikrofonlardan biri arkadaşlar. Üstelik gördüğünüz gibi de oldukça kaliteli bir ses veriyor. YouTube için de Twitch için de hepinize tavsiye edebilirim. Ürünü incelemek isterseniz Monster'ın internet sitesini açıklama kısmına bırakıyorum. Ziyaret etmeyi unutmayın. Monster'ın internet sitesine gitmişken diğer notebookları da incelemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü Monster notebooklar artık Windows 11 ile çok daha güçlüler. Hala Windows 11'e geçmediyseniz ben deneyimlerimi size kısaca aktarayım arkadaşlar. Kesinlikle Windows 10'dan daha kötü bir performansa sahip değil. Hatta bazı yönleriyle çok daha iyi optimize edilmiş diyebilirim. Ben kesinlikle Adobe Premiere Pro'da, OBS'te herhangi bir çökme yaşamadım. Yeniden başlatma veya mavi ekran gibi problemler yaşamadım. Gayet iyi bir şekilde bilgisayar çalışıyor arkadaşlar. Ve işletim sistemi de tasarım olarak bence hoş olmuş yani. Performanslı olmasının yanı sıra Windows 11'in minimalist bir arayüzü var. Windows 10'un köşeli tasarımından çok daha iyi ve mantıklı. Hepinize tavsiye edebilirim. Ben Windows 11'den gerçekten memnunum.